Herkese merhabalar, ben uzman doktor Seda Kanoğlu Yüksekkaya. Bugün sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısından bahsetmek istiyorum. Temel olarak bu hastalığı dikkat eksikliği, hiperaktivite dürtüsellik olmak üzere iki ana başlıkta inceliyoruz. Dikkat eksikliği çocukların bir şeye odaklanmaya çalıştıklarında dikkatin toplamada zorluk çekmesi, yine dikkatini sürdürmekte belirgin zorluk çekmesini olarak tarifleyebiliriz. Hiperaktivite ise sürekli hareket halinde olması, yine ergenlerde içsel bir huzursuzluk yaşamaları, dürtüsellik kısmında da çocukların sonunu düşünmeden hareket etmeleri, sonu düşünmeden konuşmaları, sabırsızlık göstermeleri, sırasını beklemekte güçlük çekmeleri gibi semptomları biz dürtüsellik kategorisi altında inceliyoruz. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu klinik bir tanıdır. Tabii ki de tanıyı koymakta bize yardımcı olan ölçekler vardır, değerli araçlar vardır, ancak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bir hekim tarafından konulan klinik bir tanıdır. Bunu koyduracak herhangi bir test yoktur. Biz dikkat eksikliği tanısını farklı kategorilerde görebiliyoruz, farklı alt tiplerde. Mesela bazı çocuklarda dikkat eksikliği baskın olabiliyor, bazı çocuklarda hiperaktivitesi baskın olabiliyor. Bazen de her ikisini bileşik tipte görebiliyoruz. Tanı için yaşı uygun tanı ölçütlerimiz var. Bunların karşılanmasını bekliyoruz. Ek olarak ev, okul ya da iş hayatında 3 ortamdan ikisinde biz bu semptomların görülmesini ve bunların işlevsellikte belirgin bir düşmeye sebep olmasını bekliyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun özellikle kızlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğü belirlenmiştir. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavide bizim için önceliğimiz psikoeğitim. Aileye bu konuyla ilgili bilgi vermek, bu hastalığı tanıtmak, okula bilgi vermek, bu çocuklara nasıl destek olabileceklerini konuşmak, yine çevresel düzenlemeler yapmak. Yani temelde psikoeğitim bizler için çocuğun akademik başarısına, okulda akran ilişkilerine ve ilişkilerine yönelik bilgileri ve önerileri içeriyor. Yine özellikle son yıllarda egzersizin DEHB'li çocuklarda davranış semptomlarına iyi geldiğine yönelik çalışmalar mevcut. Eğer psikoeğitim ve çevresel düzenlemeler sonrasında biz işlevselliğin hala bozulmaya devam ettiğini görüyorsak da medikal tedavi öneriyoruz. Peki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmek bizim için neden önemli? Çünkü yapılan çalışmalar özellikle ergenlik çağında bu çocuklarda daha fazla akademik zorluklar yaşadıkları, yıkıcı davranım sorunları nedeniyle akran ilişkilerinde bozulmalar görüldüğü, ileriye yönelik meslek hayatlarında kararsızlık, daha fazla zorlanma görüldüğü, yine yasa dışı aktivitelerde daha fazla artış görüldüğü, madde kullanımı, sigara kullanımı ya da alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıkların bu çocuklarda daha sık olduğu gösterilmiştir. O yüzden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu kliniğimize başvuran en sık tanılar arasındadır. Bizim için tanı koymak, tedavi etmek ve bu çocukları tekrar hayata kazandırmak, toplum içerisinde onların yaşamına kolaylıklar sağlamak önemlidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.